Buradan çıkarken belki 5-6 kişi bununla ilgili ölmüş olabilir ama sonuç olarak baktığınızda herhangi bir Delta, Delta Plus ve Alpha varyantıyla baktığımızda daha hızlı ölüm gördük. Daha fazla ölüm sayısı gördük. Omikron'da bu bize sevindirici ama şöyle bir şey de var. Biz artık aşılıyız. Yani Türkiye açısından baktığımızda genel popülasyon oranının zaman %60 aşılı. Yaş gruplarına böldüğünüz zaman 18 yaşında %75 aşılı. Bu ciddi bir rakam, iyi bir rakam baktığınızda. Dolayısıyla bu da aslında bize Omikron varyantının aşısızlardaki ölümüyle aşılılardaki ölümün çok fark edeceğini gösteriyor. Reel olarak baktığımızda. Şimdi matematik bu. Dünkü bilim kurulunda da aşıyla ilgili yeni bir karar çıktı. Evet. 3 aya çekildi. Aşı öne alındı. mRNA da olsa. Demek ki bu da aşının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu da gösteriyor. Aslında bu şöyle, bu aslında bir bilimsel veriye dayanarak öne alındı. Bilimsel veri şunu gösteriyor. Özellikle Güney Afrika'da ve Avrupa'daki hastalardaki klinik tablo, klinik seyre baktığınızda 3 doz aşılıların hastalığı daha hafif atlattığını, hastane yatış oranlarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu gördü. Yani saha deneyimlerinde. Bu saha deneyimi artık bir veri olarak aktarılınca, matematik veri olarak bilim insanların önüne gelince ki bilim kurulunda önüne gelince. Dolayısıyla bizde de 3. doz aşı için biliyorsunuz 6. ayı bekliyorduk, 180. Evet. günü bekliyorduk. Bunu öne çekerek olabildiğince çok kişide hatırlatma dozu yapmak lazım ki bu hatırlatma dozun artık omikron için özellikle tırnak içerisinde koruculuğunun iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü neden? Normalde kullandığımız aşılar için %80-90'lardaki olan koruculuk yelpazesi 2 doz aşılda omikronda daha aşağı düşüyor. 60'lara düşüyor. Eğer siz bu şeyi ötelemek istiyorsanız, arttırmak istiyorsanız 3. dozu yapıp kandaki antikor seviyesini arttırmanız lazım. Kandaki antikor seviyesini arttırdığınız zaman da koruma yelpazeniz belki Delta, Delta Plus'a göre düşüyor ama hiçbir zaman da 80'in altına inmiş gibi görünmüyor. %75-%78 arasında devam ediyor gibi görülüyor ön verilere göre. Dolayısıyla bu bizim için sevindirici bir şey. Sevindirici olması açısından da baktığımızda mutlaka 3. doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor vatandaşlarımızın.